Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar ol olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size farklı bir model yaptım. Hep aynı modelleri yap, yapmaktan sıkılan arkadaşlarım için şöyle farklı bir model olsun dedim. Ve size bugün mısır oyası, mısır tarlası oyası yapacağız arkadaşlar. Yine tabii ki iğneden tığa çevirdiğim bir model. Evet, modelimiz bu şekilde. Mısır e, oyası. Arkadaşlar arasıydı bu şekilde kirpikli. E, fil dişi dediğimiz, kirpikli fil dişinden oluşmuş. Ben de şu şekilde tasarladım sizlere. Evet, benim sizlere tasarlamış olduğum modelim de bu şekilde oldu. Ara suyumuz yine iki yerine, orada yeni fark ettim. Üç kirpikten oluştu. Evet, bu şekilde yapraklar arasında mısırımızı yapıp buraya diktik. E, farklı bir model olsun istedim. E, bu hep çiçek değişik e, bildiğimiz her zaman yaptığımızdan şöyle yapmak isteyenler arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını tarif edeyim Evet arkadaşlar sihirli halka yaparak mısırımızın yapımına başlayacağız şöyle e, bakın parmağımızdan gelen ipi kapattık ve dört tane zincir çekiyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum birinci yuvamı yaptık 3 zincirimi çektim hemen bu şekilde yine yuvamın içine girip sık iğne ile sabitleyip yine 3 zincirim çekiyorum sadece iki sık iğneye gittiği için ilk yuvamız 4 zincir diğer yuvalarımız bu şekilde üçer zincir çekerek yapıyoruz Evet dört tane yuva tamamladık 5. yuva geçişte yapacağız arkadaşlar bu şekilde kapattım yuvamı minik bir yuvamız oldu ve 1 2 3 zincir ilk yaptığım bu 3 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum Bakın, dördüncü yuvamızı bu şekilde geçişte yaptık 3 zincirimizi çektik şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz bakın arkadaşlar şimdi 5 tane yuvamız oldu şu ip de sıramızın başı sayılabilir hemen şöyle girdim bu üç zincirli yuvamın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim tekrar 3 zincirimi çektim sıradaki yuvamın içine girip bakın sık iğne ile tüm yuvaları ikinci tur olarak geçiş yapıyorum 3 zincir sıradaki yuvamın içine girdim buraya sık iğne ile sabitledim tekrar 3 zincir 3 zincirimi bakın burada 4 tane yuva oldu 5. yuvayı yine ilk yaptığım yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim bakın şimdiden hafif öne doğru toplanıyor şöyle yan kısmı ve bunu 7'ye çıkaracağız arkadaşlar döne döne 5 yuvamızı ne azaltıp ne çoğaltarak sıkı sıkı üçer zincir çekerek şöyle Mısırımız oluşacak. Diğer 5 sırayı da ben gideyim. Şöyle 7 sıra yapıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ipin olduğu yere kadar geldim. 7 sıra yaptık. Şöyle alttan sayarım. Göz kararı 7 sıra. Şöyle bir zincirimi de çekiyorum. Evet, e, şimdi arkadaşlar hafif şöyle biraz uzun kesiyorum. Bakın. Ve şöyle e, sağlıyorum ipimi. Şimdi Bunu iğnemin ucuna takıp toplayacağız arkadaşlar bakın bu şekilde Evet iğnemi taktım Şimdi arkadaşlar zikzak yaparak e, Bu şekilde tüm yuvaların içine girerek Şöyle burayı bir toplayacağız bakın Girdim bir tane yuvanın içinden yani ikinci yuvanın içinden de dışından giriyorum Buna zikzak diyoruz bir içeriden iğnemizi geçiriyoruz yuvaya Bir de dışarıdan bu şekilde Evet bakın bu şekilde. Şimdi dışarıdan içeri girdik ve buraya yuvamızın içine giriyoruz. Tüm yuvaların içine girdik mi arkadaşlar? Şöyle hafif bakın topluyoruz burayı. Şimdi bakın arkadaşlar bu topladığımız yerin ortasından giriyorum ilmeğimle buradaki ilk sihirli halkamızı kapatmıştık ya o noktadan çıkıyorum şöyle fazla değil hafif girdiriyor şimdi bunu buraya düğüm yapacağım şöyle buraya sağlamlaştırıp keseceğiz arkadaşlar elinizle de düğümleyebilirsiniz fazla sıkmayın burası içine kaçmasın böyle mısır şeklinde görünümü olsun şöyle bir tane daha yapalım da sökülmesin şöyle düğüm atar gibi yapıp iğnemi bu halkanın içinden geçirip böyle bakın, hafif sıktırıyorum ve bu ucu yakacağım burayı kısaltıp hemen yakalım yakarsak şöyle daha sağlam sökülme ihtimali olmaz Evet mısırımız bu şekilde oldu arkadaşlar bakın şöyle minik çok güzel bir mısır oldu şimdi buna bir de bu mısır koçanımızın yapraklarını ve kapattığı yeri de yapıp tam mısıra benzetelim Evet arkadaşlar yine aynı şekilde sihirli halka yapacağız bu gürültü arkadaşlar dışarıda asfaltı kırıyorlar. Belediye çalışma yapıyor. Onun gürültüsü sabah beri benim de başım şişti kusura bakmayın. Bakın yine parmağımızdan gelen ipi şöyle bakın elimde tuttuğum ipin üzerine koydum. Şöyle iki parmağımla tuttum. Ve halkanın içinden geçip yine buraya dört tane bu şekilde zincir çekiyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Bu honimiz arkadaşlar küçük olacak. 4 sıra olacak. Bu şekilde 3 zincirimi çekiyorum. Ve buraya 6 tane yuva yapacağız. 3 3 zincir bir an 4 çekecektim. Evet dedim. Şimdi yine 3 zincirimi bu şekilde sihirli halkamın içine kapatıyorum. Son yuvam için yine 3 zincir sihirli halkamın içine giriyorum. Kapatıyorum. Bismillah. Evet şöyle bakın. ipimi kısa olan ipimi bu şekilde küçültüp fazla sıktırmıyorum. Şu fazla sıkınca şu birinci yuvaya girmesi zor oluyor. Hemen yine 3 zincirimi çektim. Bakın ilk yuvamın içine bu şekilde rahat girebildim hemen arkadaşlar altıncı yuvamı da bu şekilde buraya yaptım burada toplam altı tane yuvamız oldu 3 zincir çekerek şöyle aynı tutturduğum yuvanın içine yine bir tane daha yapıp bu şekilde ikinci sıramıza başlamış olduk 3 zincirimi çekiyorum bakın sıradaki yuvamın içine bu şekilde girerek şöyle tutabilirsem elimden kaçırmadan Evet bakın bu şekilde kapatıyorum ve yine 3 zincir ikinci sıraya başladık arkadaşlar 3 zincirimi giriyorum yuvanın içine kapatıyorum sık iğneyle. 3 zincir yine giriyorum 3 zincirli yuvanın içine bu şekilde kapattım 3 zincir sıradaki yuvamın içine girdim sık iğne ile sabitledim tekrar bakın aynı sıraya geldik şimdi arkadaşlar 3-4 sıra olacak 6 yuvadan ve iki sırada ben gidip hemen geliyorum evet 6 yuvadan oluşan şekilde hortumumuz da hazır şimdi kenarlarına yaprak yapımına başlayalım 4 sıra yaptık 6 yuvamızı 3 zincirimi çektim Hemen aynı yuvanın kapattığım yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 2 tane yuva yaptım. Hemen kenarına 4 zincir çekerek şöyle dönüp ilk yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir hemen sondaki sık iğne şey yuvamın içine girip sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın iki olan yuvam 3'e çıktı. Şimdi bunu 4'e kadar çoğaltacağız. Fazla çoğaltmayacağız. Köşelerde 4 zincirimi çekiyorum. Bakın bu artırma yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde kapattım. Sadece köşelerde artırma var. Ortada yok arkadaşlar bu yaprak modelinde. Sıradaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir sonuncu yuvamın içine de sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 4 e, şey 3 zincir hemen 4'e çoğaltıyoruz. Bakın artırma yapıyoruz bu son yuvada ve sık iğne ile Evet. 4'e kadar çoğalttık. 2 ile başladık. 3 ve 4. Şöyle ters tarafından çeviriyorum. Artık yaprağımı 3, 2, 1 diye eksilteceğim. Eksiltme işlemi de biliyorsunuz. Bir zincirle dönmüştüm. Hemen bu bir zincirimi köşede sık iğne ile sabitliyorum. Ve bu yuva iptal oldu. Kestim onu. Şimdi geriye kalan yuvaları çalışacağız. 3 zincirimi çekiyorum şekilde sıradaki yuvama girdim. Sonucu yuvama da girdim. Bakın. Bu şekilde 4 olan yuvamız 3 oldu. Döndüm. Hemen bir zincirimi yine köşedeki yuvamın içine sık iğne ile sabitleyip buraya kapattım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3'ten de ikiye düşürdük yine bir zincirden döndüm hemen köşedeki yere sık iğne ile sabitleyip kesim işlemini gerçekleştirdim 3 zincirim şimdi tek kaldı arkadaşlar tek kalan yuvamın içine de şöyle dönüyorum bir zincirimle en son bir yuvanın da içine girip sık iğne ile sabitliyorum bunu yapmamın sebebi şöyle yaprağımın ucunun sivri durması arkadaşlar Şöyle bir zincirimizi de çektik dibinden. Şöyle keselim. Arkadaşlar bakın şuradan bir tane boş yuva bırakıyorum. İkinci yuvamın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 6 yuva ya. 2 iki, iki yuvalar ikişerden 4 tanesi iki yaprağa gidiyor. Kenarlarda birer boşluk kalıp toplamda 6 tane yuvamız bu şekilde değerlendiriyoruz. Yine 3 zincirimi çekip Aynı sık iğne ile kapattığım yuvanın içine bu şekilde bir tane yuva yapıyorum. 3 zincirimi çektim ve bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın 2 yuvanın içine 2 tane bu şekilde yuva kurduk ve 4 zincir çekerek dönüşümü yapıyorum. Aynı ilk yaprakta olduğu gibi köşelerden artırarak 4'e kadar bu yaprağı da çuvaltıp Sonra 1'e kadar eksilteceğiz. 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi sonuncu yuvamın içine girdim. Oradan bir tane ilmek çıkarıp tığımdan geçiriyorum. Bakın 2 olan yuvamı şimdi 3'e çıkaracağız. 3 zincirimi çektim. Hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Aynı ilk yuvada olduğu gibi, ilk yaprakta olduğu gibi bunu 4, 3, 2, 1 olarak azaltacağız arkadaşlar. Şimdi siz aynısı olduğu için ben fazla uzatmayayım. Bu şekilde yaprağımızın yapımına devam edin. Ben bunu bitirip hemen geleyim. Evet arkadaşlar mısırımız ve koçanı hazır. Şimdi bu mısırımızı bakın burada bayağı da geniş yapmışız arkadaşlar. Şöyle bakın ilk hani sihirli halka yapmıştık ya oradan şöyle geçiriyorum bakın bu şekilde daha net tam da oturdu arkadaşlar şöyle yapraklarını da açalım net gözüksün bunu buraya bu şekilde bir bağlayalım sonra net bakarız şimdi bakın buradan girdim mısırımızı koçanıyla buluşturup fazla çekmeyelim de arkadaşlar şu üst bozulmasın. Hani içe çektiğimiz yer içe kaçmasın. Şöyle bakın. Şu bir daha düğüm atayım. Siz bunu 2-3 kere yapabilirsiniz. Benimki model amaçlı arkadaşlar. Biliyorsunuz sonra bunları ben söküyorum. Şimdi yeşilimi bırakıyorum arkadaşlar. Yeşilimle e, biliyorsunuz dikeceğiz tığ tutturunca kaba oluyor. İsterseniz tığ da tutturabilirsiniz. Yani zevkte size ait. Şimdi bunun ucunu güzelce bir kaçmasın diye çakmakla değdiriyorum. Siz daha temiz yakarsınız. Şöyle çakmağımızı bırakıp mısırımıza bakalım. Evet. Mısırımızı bu şekilde yerleştirdik. Şimdi tülbentin ara suyunu yapıp mısırımızı tülbentimize dikelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kirpikli fil dişlerimizi yaparak başlayacağız İlk başlarken de aynı şekilde şöyle tığ battının içine sık iğne ile giriyoruz ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık ve dört tane zincir çekiyorum buraya boş olan tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum dört zincirimi çektim yaptığım bu tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum bu hem de kirpiklerim için yuva olacak arkadaşlar. Hemen 2, 3, 4, 5, 6. İlkini 6'dan yapıyorum. Diğerlerini 5 zincirden. Şöyle döndüğüm için dönüşte birazcık eksilme oluyor. 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir bu şekilde Hazır arkadaşlar. Kirpiklerim 3 tane kirpiğim. Ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. Bu zincir sayısı 5 de olur arkadaşlar. Sizin yapış tarzınıza bağlı. Bakın bir tane boş tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine bu şekilde sık iğne yaparak başlıyoruz. Evet. Şimdi dört tane yeterli sanırım. İlk siz kendiniz 3 yaparsınız, 5 yaparsınız model amaçlı olduğu için bu şekilde şimdi arkadaşlar buraya 4 zincirimi çekiyorum hemen tığ battımı yapıyorum Bakın, bu şekilde 1 2 3 zincirimi çektim sık iğne ile buraya sabitledim 2 zincir çekiyorum bu ortaya mısırımı dikeceğim fazla büyük olmasına gerek yok 2 zincirimi çektim Kafanız karışırsa 5 çini de üçer zincirli yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle işte. Güzel oluyor. Bakın. Şimdi tekrar 5 tane bu şekilde ara mesafesini verdim. Yine 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi buraya tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve buraya yine 4 zincir çekiyorum. Hemen döndüm. İlk yaptığımız bu fil dişini arası ünü yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 döndüm. Yaptığımız dönüşte yaptığımız yuvanın içine çirpiğimi sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 5 zincirimi yapıp sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar bakın şöyle artma işlemi için 6 tane sık iğne. 3, 4, 5 ve 6. Bir tane yuva bırakıp ikinci yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Evet fil dişimiz kirpikli fil dişimiz. Bu kirpiği 2 de yapabilirsiniz. 3 tane de yapabilirsiniz. Tercih size ait arkadaşlar. Hemen şimdi mısırımızı dikelim. Şöyle mısırımızı iğnemize taktık. Bu 5 e, yuvanın arkadaşlar ortadaki yuvasına da bu şekilde şöyle dikip içinden geçip pardon. iğnemizi tam ortasından geçip bakın buraya bu şekilde hemen bakın şu alttaki yer var ya hani eee halkanın içine yaptığımız. O yuvamızdan böyle geçiyoruz. Arkaya Şöyle birkaç defa geçin arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Aynı yerden geçebilirsiniz bu şekilde. Ve bunu buraya sabitleyeceğim. Buraya bakın bu şekilde yuvanın içinden geçip sık iğne ile sabitliyorum ve bunu buraya kesip yakacağız arkadaşlar. Hemen bakın. Oraya 3 defa siz geçin. Aynı işlem. Şöyle bayağı bir zaman gitti sanırım. Şöyle arkadaşlar. Yakalım güzelce. Evet arkadaşlar, mısırlarımız hazır bu şekilde. Farklı bir model oldu arkadaşlar. Böyle açık tonlama yaptım. Biri hani bizim oralarda sarı mısır unluk bir de çıt mısır patlatmalık mısır olur ya bu <laughs> şekilde açıklık oyunu yaptım gerçeğini andırsın diye böyle emekli verdim sizler için bir şeyler farklı bir şeyler çıkarmak istedim siz de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın